7 yaşlarındayken yazlıkta bir tane abim sayesinde böyle bu tarz çizimlere vesaire bunlara merak duymaya başladım. Çünkü o dönem kendi dövmeleri de vardı aslında onun. Ama bir Japon alfabesinden esinlenerek kendi kendine yarattığı şeyle, alfabelerle bize kendisine böyle asetat kalemleriyle kollarımıza şeyler çizerdi. Ondan sonra ben onunla birlikte başladım. Böyle kendimi boyamaya, arkadaşlarımı boyamaya, sıraları, duvarları falan böyle, o tarz böyle şeylere başlamıştım. Sonra zamanla tabii ailem buna çok tepki göstermeye başladı. Kanser olacaksın, artık boyama kendini diye başladı. Hocalarım çok karşı çıkıyordu. Okulun disiplinin ne aykırı hareket. Yani bir alt tarafı kendimi boyuyordu ama öyle algı şey oluyordu. Onu değişik olamazdım çünkü diğer insanlardan. Ben Ece Tansel. 6 yıldır aktif olarak cam üretimiyle uğraşıyorum. 2018 yılından beri de atölye işletiyorum. Ece Tansel Glass Academy adı altında hem eğitim verip hem de üretimlerimi yapıyorum. Bu sene atölyemi Eskişehir'den İstanbul'a taşıdım ve şimdi Yeniköy'de aktif bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Ya ben camı kendi karakterime çok benzetiyorum. Ya benim böyle işte bir iki uç noktam var. Hani ya bilmiyorum psikolojik bir rahatsızlık mıdır yoksa kafamın kırık olması mı bilmiyorum ama hep böyle dalgalı yaşıyorum. Ya en dipte ya da en yüksekte ve cam da öyle. Yani o kadar iki uçlu bir malzeme ki çok sert ama çok kırılgan, çok akışkan ama işte yani değişik, çok enteresan bir malzeme. Gerçekten onu şekillendirirken insan bir şeyi kontrol edebiliyor olması ona çok büyük bir haz veriyor. Yani ve şöyle bir dezavantajı var. Camı şekillendirirken asla sen elinle tutarak yapamıyorsun. Hep bir şeylerin ucunda kol hareketlerinle, elindeki alet edevatla camı şekillendiriyorsun. Ve bunu yaparken gerçekten hani insan ya diyor hani şu an camı büküyorum yani. Çocuklardan gerçekten çok fazla şey öğrendim. Yani insana hayat enerjisini çok farklı bir şekilde empoze ediyorlar ve gerçekten anlıyorsun hani gelecek harbiden geliyor yani hani onlar bir etki yaratacak ve sen onların üstünde farklı bir şekilde bir dokunuş yapıyorsun. Aynı işte o çocukken Noyan abinin bana öğretmesi de değil. Tamamen benim isteğimle benim boyadığı kolumdan benim de kendimi boyama başlamam yani hani o beni böyle bir şeye yönlendirdi. Hiç farkında bile değildir ve hani böyle anlatınca o olduğu bir anda bana da geldi aklıma. Hiç üstüne düşünmemiştim. Böyle onun da böyle bir etkisi oldu ve ben de şu an başkalarına etki olmaya çaba sarf ediyorum diyeyim yani.